sürülen tarlalar. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, 13 Mayıs 2022 Türkiye Gazetesi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasetteki özlü sözleri zaman zaman sosyal medyada paylaşılır. Bana göre onun en çarpıcı ve ders niteliğindeki deyimi ise nedense görmezden gelinir. O 2009 yılında parti örgütlerine yönelik provokatif sızmalara neden engel olmadıklarını soran bir gazeteciye Bizim tarlamızı çok önceden sürmüşler cevabını vermişti. Belki bir zaafın ürünü olduğu için bu çarpıcı ifade nisyana terk edilir. Halbuki derinliğine tahlil edilse bu söz hem gençlerimize hem de günümüzün ve geleceğin siyasetçilerine en büyük ikaz olarak yeter. Dolayısıyla üzerinde milletçe durmamız ve asla unutulmaması gereken bir söz olmuştur. Zira sürülen sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun tarlası değildi. Milletin tarlası sürülüyordu. Ne zaman başlamıştı bu tarla sürme hadisesi? Bunu bilmeden ve gerekli tedbirleri almadan asla tam bağımsız olmanız mümkün değildir. Osmanlı'nın son dönemlerinde Tanzimatla bu kapı aralanmıştı. Misyoner okulları uzun süre gayrimüslim tebaa üzerinde çalıştı. Osmanlı devlet adamları da mason örgütlerine sokularak kullanışlı piyon haline getirildi. Bütün bu faaliyetler 40 sene içerisinde semeresini verecekti. Artık yerli misyonerler çoğalmaya başlamıştı. 2. Abdülhamit Han saltanata geçtiğinde bilhassa eğitime büyük önem verdi. Sayısız mektepler açtı. İngiltere ve Avrupa ile müthiş bir var olma savaşı vermeye başladı. Kurmuş olduğu güçlü istihbarat ağı ile bu mücadelede büyük başarı sağladı. Batılıların Ermeniler için istediği haklara Filistin'de ise Yahudilerin toprak emellerine set çekti. Dünya Müslümanlarının ümidi ve sığınağı oldu. Fakat o okullardaki gençlerin kaybına mani olamadı. Açmış olduğu okullarda sinsice yerli misyonerler faaliyet gösteriyorlardı. Devlet okullar açıyor fakat o okullara giden gençlere eğitimi ne hazindir ki onlar veriyordu. Genç beyinleri dinine ve tarihine karşı yabancılaştırıyor, başındaki idarecilerine ise hasım hale getiriyordu. Nitekim bu devrede önce tıbbiye ve mülkiyelerin tarlası sürülmeye başlanmıştı. Sonra sürülme ameliyesi diğer mekteplere sıçradı. Üçüncü ordu mensupları da bu sürülme işleminden nasibini aldı. Sürülenler hangi meşrep ve mezhepten olursa olsun tek bir noktada birleşiyordu. O ortak nokta ikinci Abdülhamid Han düşmanlığı idi. Tarlaları sürenler bunların ağızlarına ve kalplerine parlak kelimeler ihtiva eden mühürleri de vuruyorlardı. Abdülhamid Han'ın adını dahi anmıyorlardı. Onun adı müstebit idi, diktatördü ve hatta baykuştu. Nitekim Mehmet Akif Ersoy, Yıldız'daki baykuş diye seslenirken, Selanik'te nutuk çeken Mahmut Şevket Paşa da Baykuşu tahtından indireceğim diye naralar atıyordu. Ağızlarındaki efsane kelimeler ise hürriyet, müsavat, meşveret idi. Sürülmüş tarlanın elemanları olduklarından, milletine, devletine, vatanına ve hakanına düşman edildiklerinden haberleri dahi yoktu. Kaş yapıyoruz derken göz çıkarıyorlardı. Sonunda İslam'ın ve Osmanlı'nın en büyük düşmanları ile el ele vererek 2. Abdülhamit Han'ı devirdiler. Batılılar artık bir taraftan tarlaları daha kolay bir biçimde sürmeye devam edecek, bir taraftan da elemanlarını kahraman olarak pazarlayacaktı. Abdülhamit Han'ı tahtından alaşağı ederek koskoca Cihan İmparatorluğumuzu tarihe gömen, 550 yıllık Türk vatanlarını tek kurşun atmadan düşmana peşkeş çeken Enver, Talat ve Cemal Paşaların hala kahraman diye anılması üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir husustur. Yine 2. Abdülhamit Han'a baykuş, domuz ve şeytandan daha mel'un diye seslenen Akif'in günümüzde kayıtsız şartsız kabul görmesi, hatalarının halı altında süpürülmesi yeni tarlaların rahatlıkla sürülmesine zemin hazırlamaktan başka bir şey değildir. Hüseyin Çelik'ten Meral Akşener'e 2. Abdülhamit Han'ın idareden çekilmesiyle birlikte neredeyse bütün tarlalar hep yabancıların eline geçmişti. Artık Amerika'nın bizim çocuklar dediği adamlar siyasette, askeriyede, üniversitede, yargıda, iş dünyasında, sendikalarda hemen her yerdeydiler. Sürülme devam etmeli ki uyanma olmasın. Nitekim sürülmenin sistemli bir tarzda devam ettiğini iki müşahhas örnekle anlayabilirsiniz. 50 sene sonra Deniz Gezmiş bazı televizyon kanallarında özgürlük kahramanı diye anıldı. Şarkılarla bir kez daha parlatıldı. Dikkat ediniz yine özgürlük ve hürriyet mavalları dillere pelesenk yapıldı. Ülkeyi komünizmin pençesinde düşürmek isteyenler, adam kaçırıp şiddet uygulayanlar, banka soyanlar, eğitimi engelleyenler gençliğe idol gibi sunuldu. Şimdi siz hala sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun tarlasının sürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Demek ki bazı TV kanalları da sürme işinde başrol oyuncusu gibi hareket halindeler. Kendilerinin sürülme işlemi tamamlanmış, şimdi ise perde gerisindeki sahipleri adına genç beyinlerimizi mankurt etme işlemine girişmişler. Son 20 yılda bu faaliyetin ana aktörlerinden biri de Hüseyin Çeliktir. O Abdullah Gül'ün başbakan olduğu 58. Cumhuriyet hükümetinde Kültür Bakanlığı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in başbakan olduğu 59 ve 60. Cumhuriyet hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev aldı. Böylece 2002-2009 tarihler arasında 6,5 yıla yakın bakanlık mevkinde bulundu. Şu anda görevi ve vazifesi ne diye sorarsanız, Abdülhamit Han'ın müstebit devrinin de istibdat dönemi olduğunu sık sık gündeme taşımaktır. Geçtiğimiz günlerde yine bir televizyon kanalında aynı herzeleri konuşup durmaktaydı. Arada bir de aba altından sopa gösterir misali "Ahmet'in Mehmet'in sözüyle konuşmuyorum, belgelerle konuşuyorum." diyerek atlı sıra tezini kuvvetlendiriyordu. Elbette karşısında kim şu Ahmet, Mehmet diyen yoktu. Hangi belgelerde müstebit ve istibdat yazıyor beyefendi diye soran da yoktu. Belgelerden diyerek verdiği bilgiler muhtemelen Yahudi Emanuel Karasu, Ermeni Aram Efendi veya İngiliz Başbakanı Gladstone'un sözleriydi. Zira merhum padişah ile ilgili olarak aynı dili kullanmaktaydılar. Öte yandan Hüseyin Çelik kültür ve milli eğitim bakanlıklarında millilik adına hangi hizmetleri yaptı acaba? Şunu da unutmayalım. Bu ülkenin son 40 yılında tarlalar hep FETÖ adına sürüldü. Hüseyin Çelik bunu görebildi mi? Onların dinimiz ve tarihimiz adına gerçekleştirdikleri meşhum projelerden haberdar olabildi mi? Yoksa kültürde ve milli eğitimde onlara yeni yeni faaliyet alanları mı açtı? Şimdi sabah akşam Abdülhamit Han'a müstebit, devrine ise istibdat diyerek kimlere şirin görünmeye çalışıyor? Nihayet Merel Akşener son günlerde ismini dahi ağzına almadan Sultan Abdülhamit Han dönemini istibdat diye niteleyip kahrolsun diye haykırırken onu darbeyle devirenlerin sloganlarını alkışlayıp yaşasın diyerek övgüler düzdü. Tarlaları çoktan sürülenler de kendisini çılgınca alkışladılar. Buna rağmen siz hala sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun tarlasının sürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Şayet öyleyse o tarlalarda çoktan eğitilmişsiniz demektir. Öyleyse ey millet uyan artık. Tefekkür. Felek bağla tutar bir mağzı erbabu mariften habab üstündedir deryanın amma gevher altında beli. Yani felek üstün tutar beyinsizleri bilgili kişilerden kabarcık üstündedir denizin amma inci altında. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil